Boşuna endişeleniyorsun. Ada rüyasında görse zengin olduğunu hayatta inanamaz. Garibanın teki. Niye bu kadar korkuyorsun anlamıyorum. Bilmiyorum Mert. Düşündükçe uykularım kaçıyor. Kitabına uydurup da Erdem amcanın paralarını zimmetinize geçirirken uykuların kaçtı mı? O zaman bir şey olmadıysa şimdi de bir şey olmaz, merak etme. Benim ona bakmam lazım artık. Efendim. Hı. Nihal Hanım'la görüşebildiniz mi? Görüştüm hanımefendi. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Rica ederim, iyi günler. Ada, bir yerde oturalım, konuşalım ister misin? Bak, kimseyi görmek istemiyorum, hatta seni de görmek istemiyorum dersen seni evine bırakabilirim. Bir yerde oturalım. Tamam. Kolyen nerede? Ne? Sana aldığım kolye nerede? Çıkardım. Rüzgar'ın aldığı o pahalı kolyeyi taktın çünkü değil mi? Tabii. Benim aldığım hediyenin onunkinin yanında ne değeri var ki? Yusuf, çok çirkin şeyler söylüyorsun. Rüzgar'ın bana kolye aldığı falan yok. Ya bırak. Ben gördüm sizi. Kuyumcudaydınız. Ya neden anlamıyorsun? Annesine hediye almaya gittik. Gittik beraber seçtik kolyeyi. Ya sen bu yüzden mi gittin vurdun ona? Şerefsizler. Adanın babasının parasını çık çatır çatır yemişler. Lan İsmail, çalıştır saksıyı. Bu parayı almanın bir yolunu bulman lazım. Şeker? Yok, ben şekersiz içiyorum. Ben iki şekerli içiyorum. Alışkanlık işte. Küçükken daha fazla içerdim biliyor musun? 3-4 tane atıyordum yani. Ama en iyisi senin yaptın. Şekersiz. Ben kafan dağılsın diye böyle konuşuyorum ama çok işe yaramadı herhalde. Ada, ben seni bilmeni istemedim. Mert boş boğazlık etmeseydi zaten öğrenmeyecektin. Yusuf dün gece bizim eve geldi, biraz sarhoştu. Canı sıkkındı belli. Evet, bana vurdu, tamam. Ya insan canı sıkkınken yapıyor böyle şeyler. Sen Yusuf bana vurdu diye üzüldüysen... Ya tabii üzüldüm. Ne hakla sana vurur ya? Tamam. Bir dahaki sefere ben de bir tane patlatırım o zaman. Şaka yapıyorum. Sorunlar böyle halledilmez, haklısın. Ya taktı sana Rüzgar. Senin benden hoşlandığını falan düşünüyor. Ya çok saçma değil mi? Ya ben niye böyle düşünüyor hala anlamıyorum. Ya biz seninle arkadaş değil miyiz? Arkadaşız. Yani biz seninle annene kolye almaya gitmiştik ya. Bizi kuyumcuda görmüş. Ya senin o kolyeyi bana aldığını falan düşünmüş. Ne yani, bunun için mi kızdı sana? Evet. Ben sana kolye alabilirim. Ne var ki bunda? O senin sevgilin değil ki. Evet, değil. Ayrıldık. Ama beni çok kırdı. Onun aldığı kolyeyi ben değersiz bulmuşum. O yüzden çıkarmışım. Ya nasıl böyle düşünüyor? Ben öyle biri miyim ya?
Ben sevdiğim adam öyle pahalı hediyeleri değişecek biri miyim ya? Değilsin. Sen hiç öyle biri değilsin Ada. Sen benim sevgilim olsan... ben böyle saçma şeylerle hiç senin kalbini kırmam. Yani seven adam böyle yapmalı değil mi? Neyse kapatalım tamam bu konuyu. Çay içtikten sonra biraz yürüyüş yapmak ister misin? Yok. Ben eve çok geç kalmayayım. Tamam. Ben bırakırım seni. Evet, söyleyeni söyleyeceksen. Fazla vaktim yok. Bitsin hemen bu işkence. Benimle konuşmak bile sana işkence gibi mi geliyor? Bu yüzden mi açmıyorsun telefonlarımı? Birini açmışım ki buradayım, değil mi? İsteğiniz var mıydı? Yok, kalkacağım şimdi. Mert, kahve içecek bile vaktin yok mu? Yok. Ya da sen bana bir su getir. Tamam. Evet, neymiş bakalım bu çok önemli mesele? Sen ne kadar kabul etmek istemesen de... ben senin çocuğunu taşıyorum karnımda. Hamileyim ben ya. Canım bir sürü şey çekiyor. Hiçbirini alamıyorum. Ya bu bebeğin sağlıklı büyümesi için benim sağlıklı beslenmem, psikolojimin iyi olması lazım. Bu para sıkıntısıyla hiçbir şey yapamıyorum ki. Sen de daimi destekçim Mert'e başvurayım dedin, öyle mi? Mert, doktor kontrolüne bile gidemiyorum ben. Bebeğimin babası olarak bunları sana söylemem doğal değil mi? Baba adayı diyelim. Bebeğin babası olup olmadığımı bilmiyoruz henüz. Hiç alınma Nalan. Aynı anda iki erkeği idare eden sensin. Babası olup olmadığını bilmediğim bir çocuk için sana para mı vereceğim? Bu bebeğin babası sensin. Eminim ben. Lütfen Nalan. Hiç boşa nefesini tüketme. Sana zerre kadar güvenmiyorum. Bu ne? Sadaka mı veriyorsun Mert? Vallahi sen ne dersin? Bu benden görüp görebileceğin son yardım. Artık beni rahatsız etme. Hadi kız. Hadi hazırlan kalk. Gezmeye gidiyoruz. Sen beni gezmeye götüreceksin. Ya hangi dağda kurt öldü? Niye kız? Biz hiç gezmeye gitmedik mi seninle? He doğru, gittik. Bayram ziyaretlerine, ananın mezarına gittik, evet. Sen beni güldürdün, Allah da seni güldürsün. Hadi hazırlan. Hayırdır İsmail, sen niye bu kadar neşelisin? Lan insan durduk yere neşeli olamaz mı? Ya olur olur tabii de. Sen genelde muşmula gibi bir suratla dolaştığından... hayır yani varsa bir şey söyle, ben de sebepleneyim. Hayır yoksa iş mi buldun ha? Bulamadım müftahede. Sana da iyilik falan yaramıyor. Gitmiyoruz gezmeye, tamam mı? Oturuyorum ben burada. Git bana yiyecek bir şeyler hazırla, karnım aç zaten benim. Tarhana var sadece. Yiyeceksin mi, ısıtayım mı? Yiyeceğim lan. Bir kazan tarhana yiyeceğim inatına. Yakında tarhanaya ebediyen paydos. İftihar eş kumandayı da uzatıver ya. Oha! Oha ya! Öyle denir mi kıza? Ada bu ada. Adanın parayla pula öyle maddi şeylerle ne işi olur? Ya çok ayıp etmişsin Yusuf. Ya biliyorum kızım, biliyorum da ben de ne bileyim sinirlendim işte. Böyle kan beynime sıçradı. Söyledim öyle. Ya ben
Kıskançlıktan delirdim galiba ya. Herhalde. Ya o arabaya binersen her şey biter de üstüne cila almış kanka. Biliyorum ya. Büyük eşeklik ettim. Ya keşke dilim kopsaydı da söylemeseydim o lafları. Çok kırdım oğlum ben adayı. Ne diyorsunuz? Affeder misin beni? Yani ben kız olsam affetmezdim. Sen kız değilsin kardeşim. Çiçek, sen ada olsan affeder miydin beni? Vallahi bilmiyorum. Ama yani affedeceksem de önce güzel bir trip atardım, orası kesin. Yaptın çok ayıp. Ben olsam seni güzel bir süründürürdüm. Doğduğuna da pişman ederdim. Aklım başına gelene kadar da vallahi öyle bir trip atardım ki doğduğuna pişman ederdim seni. Ya böyle şey yapılır mı ya Yusuf? Tamam, sakin ol şampiyon. Tamam, anladık. Anladık. Affetmeyecek adam beni. İsmail. Ha? Ya havalar da iyice soğudu. Hadi neyse, gündüz böyle iyi de geceleri donuyor soğuktan. Bak kaç gündür kurşun sobayı diyorum, kurmuyorsun. Gerçi yani odun kömürde ateş pahası. Nasıl ısınacaksak? Merak etme Üftade. Yakında sobaya falan hiç gerek kalmayacak. Ne? Ne dedin ağzının içinde humur humur? Anlamadım. Bir şey demiyorum Üftade. Sen merak etme diyorum. Yakında belki sobayı kurmaya hiç gerek kalmayacak. Ne biliyorsun? Belki de kaloriferli eve geçeceğiz. Allah Allah. Nasıl geçeceğiz acaba kaloriferli eve? Gün oluyor, ağzımıza koyacak lokma bulamıyoruz. Vallahi ada bizi yanına almayaydı, sığınacak bir evimiz bile yoktu. Sen tutturmuş kaloriferli ev diyorsun. Hangi parayla acaba? Tamam Üstad, tamam. Ben sobayı kurmadan sen susmayacaksın. Al şimdi kurayım sana sobayı. Tamam. Kurayım. Sen de çeneni kapa. Uğraştırıyorsun beni böyle boş boş işlerle. Ben kahveye gidecektim ya. Ada, ben çok kötüyüm. Sahile gelebilir misin? Biraz konuşalım. Hayır, gelmeyeceğim. Attın mı mesajı? Attım. Çok da kötüyüm dedin mi? Dedim. Belli ettin ama değil mi ne kadar kötü olduğunu? Ettim kızım ya. Neyse ben gideyim sahile ya. Bir şansımı deneyeyim, belki gelir. Hadi görüşürüz. Formu doldurdum. Örnek de burada. Hı hı. Ücreti de vereyim. Tamam, dur önce bir forma bakayım ben. Nalan'cığım bak, buraya DNA testi için örnek alınan kişinin adını soyadını yazman gerek, yoksa kabul etmiyorlar. Arka tarafı görmemiştim ben. Sen yazsana işte, Mert Özben. Ya kontrol ediyorlar bunları. Kendi el yazınla yazman lazım. Tamam. Bu para yeter değil mi? Bakayım. Yeter yeter. Ben şimdi doktora haber vereyim. Birazdan seni içeri alırız işlemler için. Tamam. Şule. Hı. Canım çok yanmaz herhalde değil mi? O kadar yanmaz, merak etme. Öyle mesajla çok kötüyüm deyince dayanamadım geldim. Yerden göğe kadar haklısın. Surat assan da yüzüme bakmasan da haklısın. Ama ne olur affet beni adam.
Yusuf, ben bozuluktan niye kaçtım? Mustafa ile evlenmemek için. Mustafa bozuluğun en zengin adamıydı. Ya ben istesem bana o gördüğün kolyelerden bir sürü alırdı. Ama ben onu sevmedikten sonra isterse gelsin bana dünyanın bütün hazinelerini alsın. Neye yarar? Ya ben beş parasız yalın ayak seninle kaçtım geldim bu İstanbul'a. Niye? Sevmediğim bir adamla evlenmemek için. Biliyorum adam. Ben de zaten bu yüzden kızıyorum ya kendime. Peki. O zaman dost doğru söyleyeyim. Rüzgar'ı kıskandım. Ya öyle kuyumcuda kocaman gerdanlığı takınca boynuna... Ya kıskandım işte. Ve sonra ne yaptım? Geldim seni kırdım döktüm. Ya bir de gittim herife saldırdım ya. Herife yumruk attım resmen. Ben ölüyorum pişmanlıktan da. Gerçekten ölüyorum bak. Allah benim cezamı versin ya. Hayır. Yusuf öyle deme. Sana bir şey olursa asıl ben ölürüm. Yani şey, hani çok üzülürüm diye dedim. O zaman affet beni. Bak affetmezsen atarım kendimi denize. Atarım, vallahi billahi atarım bak. Atma. Ya tamam affettim seni. Ama bak öyle rüzgarı kıskanmak falan yok. Ya biz onunla sadece arkadaşız. Seninle olduğu gibi. Tamam. Sen yeter ki hayatımda ol. Bana o kadar da yeter. Arkadaş kalalım. Saçmalamak yok ama. Yok. Öyle sevgilinmişim gibi falan da davranmayacaksın. Yusuf, senin artık Nalan'la bir hayat kurman lazım. Sana deli gibi aşık. Onu ne yapacağız? Yusuf, benim gitmem lazım. Şimdi sana bir şey soracağım ya. Ne? Diyelim ki sen çok zenginsin. Ben zaten öyleyim İsmail. Yok lan, bozuluk çapında değil. Bildiğin Türkiye çapında yani. Türkiye'nin sayılı iş adamlarındansın. Diyelim. E dedik ee? Günün birinde biri kapına dayanıyor. Diyor ki senin baban benim babamın servetine hileyle çökmüş. Senin bütün paran benim diyor. Ne yaparsın? Ben ne yaparım, ispatla derim. Edinde öyle kağıt var mı? Ne bileceğim lan ben senin doğru konuşup konuşmadığını, ha? Yok işte, çanak çömbe orada patlıyor. 20 senelik mevzu. Yani bu kulaktan duymayla. Ha öyle duymayla muymayla olmaz İsmail bu işler. Hem öyle her kapına gelene servetini vereceksen, Para vermem diyorsun yani. Vermem. Zırnık koklatmam biliyorsun İsmail. Ümmüğünü sıkarım.
Alırım ayağımın altına, böcek gibi ezerim. Kemiklerinin kıtır kıtır sesi her yerden duyulur. Doğru diyorum. Yani ben de zengin olsam ben de öyle yaparım yani. O yüzden hiç bulaşmamak lazım. Uzaktan halletmek lazım yani. Mahkeme çözsün ya, bana ne? Bana bak lan. Oğlum sen niye soruyorsun bu işleri ha? Bu böyle misal dediğini senin başına mı geldi lan yoksa? Yok lan, nerede bende o şans, zengin akraba falan. Yani. İsmail lan. Ha. Akşam ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum. Şşş. Hadi gel lan, Felek'ten bir gece çalalım. He. Oğlum geldiğimden beri ben çok sıkıldım, çok darlandım. Hadi lan. Harbi mi diyorsun? Harbi diyorum lan. E ama tabii. Sen de şimdi yengeden izin alabilirsen. Lan ben yengeden izin isteyecek adam mıyım? Ama para yok Mustafa. Sen çekersen olur. Ulan İsmail. Tamam lan, benden, hepsi benden. E tamam o zaman. Vur patlasın, çal oynasın Mustafa. Ha, ha, aynen öyle. Çay içiyor mu? İçerim baba. Bize iki tane taze çay versene ya. İyi akşamlar. Bir dakika. Sen nereye? İçeri. Ne oluyor? Sen böyle her geleni durduruyor musun? Arkadaş benden. Bir dakika ya. Sen niye durdurdun beni? Ya oğlum İsmail, hadi tamam ya. Allah Allah. Oğlum üstüne düzgün bir şey giyeydin, hadi. Ne varmış üstümde ya? Mis gibi işte. Ya İsmail, hadi yürü lan, geç. Hadi lan. Şşş. E ne oldu şimdi yani? Özürünü kabul etti mi Ada? Etti. Ama arkadaş kalmaya karar verdik. Oğlum saçmalamayın, öyle şey mi olur ya? Sen bu kıza deli gibi aşıksın. Ya mecburiyetten ayrıldınız siz. E şimdi arkadaş kalacaksınız. Aman şu şöyle olmasaydı da böyle olsaydı da falan filan. Sen iyice kafayı yiyeceksin. Daha da aşık olacaksın adaya. Yok çiçek yok. Ben tutacağım kendimi. Ya dayanacağım yani. O iş yaş kankacığım. Yani ben senin bünyendeki ada etkisini biliyorum. O ince çizgide duramazsın sen. Çok aşıksın kıza. Ya her fırsatta arayacaksın. E fırsat olmazsa da yaratacaksın tabii. Yok kardeşim yok. Aramayacağım ya. Ya çünkü öyle olunca ada daha çok üzülüyor. Ne bakıyorsunuz öyle? Aramayacağım kardeşim ya. Vallahi billahi aramayacağım. Kardeşim tamam. Al, inanmıyorsunuz. Al telefondan da sil numarasını. Sil ya. Emin misin bak, sonra bana... Ya kardeşim eminim, sil. Tamam. Siliyorum o zaman. Ada. 500. Çift 0.22. Sil oğlum işte. Oğlum sizde ne olacak? E aklında zaten ezberlemişsin numarayı. Buradan nasıl sileceğiz? Ya artık ona yapacak bir şey yok çiçek. Ne yapayım yani? Kafamdan da mı sileyim? Mesele bu işte kankacığım. Bu aşk ne lanet bir şey ya. Virüs gibi. Of, uzak olsun. Öyle de yine de güzel şey ya. Hadi ya. 3 gün mutlu oldun diye mi? Ya şimdi bir ömür sürüneceksin. Ya bakma sen bu duygusuza ya. Göreceğim ben onu. Ne göreceğim? Göreceğim. Zor görürsün. Göreceğiz kardeşim. Ben bekle. Zor görürsünüz. Meryem. Selam. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Bugün biraz fazla yürüdüm de o yüzden yorulmuşum. Aç mısın peki? Yok, aç değilim. Yatacağım şimdi. Tamam. Bir şeye ihtiyacın olursa seslen. Tamam. Of. Ben acıktım ha. Sumru Hanım nerede? Ben bilmiyorum. Vallahi ben de acıktım ya. Bir şeyler mi yaptık? Aha. Salçalı makarna. Aa. Hem de bol salçalı. Oo. Ben varım. Hadi abi. Haydi. Ya bardakları da alsanıza be. Ya topla kızım sen.
İsmail. He. Hadi sağlığına. Sağlığına Mustafa. Lan ne güzel yere getirttin beni ha. Şimdi evde olsam köşe yastığı gibi televizyonun karşısına oturacağım. İnşallah bir gün ben de seni böyle bir aleme getiririm ha. E hadi bakalım inşallah. Mustafa. Ha. Maşallah ne güzel kadın ya. Çarem mi lan? He? Konuşacağım mı? Harbi mi diyorsun lan? Ya bak şimdi. Allah da geliyor ya. Gelecek lan tabii. Afiyet olsun beyler. Buyurun beraber olsun. Buyurun. Çok kibarsınız. Rica ederim. Her zamanki halim. Ne alırdınız? Aynısında. Hemen. Şş, oğlum İsmail. Oğlum şef garson gibi duruma geçin. Dur şuraya. Tabii diyorum ya. Hayran. E hadi beyler. Şerefe. Al yenge. Sağ ol kızım. Ada, hı. Doldursana tabağını kızım. En azından tok tutar. Yok yenge, bu yeter bana. Hem zaten birazdan dayım gelir, ona da kalsın. Yok yok, gelmez o. Akşam Mustafa'yla dolaşacakmış. Ay ben o adamdan tiksiniyorum dedikçe. Bana inat mı yapıyor nedir? Dibinden ayrılmıyor. Ya koy koy sen kalanını koy tabağına. Zaten tepi topu 3 tane patatesten yaptım. Ada. Hı. Acaba sen de o battaniyeyi sırtına mı alsan ha? Vallahi ben donuyorum, çok soğuk. Ben kömür alayım biraz. He. Yok kızım ya, kömür alma. Yani masraf yapma şimdi. Ya ben üşüyorum dediysem, hani bir şekilde sarınırız, örtünürüz, otururuz da aç oturamayız. Sen en iyisi makarna al, bereketli oluyor. Haşlar haşlar yeriz ha. Tamam yenge, alırım. Telefonu çaldı. Efendim Rüzgar. İyiyim. Aa öyle mi? Ya ben çok sevindim. Selamımı söyle. İyi akşamlar. Ya Yıldırım Bey yarın tedavi için yurt dışına yolluyorlarmış. Sen de artık bakım evine dönebilirsin dedi. İnşallah bir an evvel iyileşir adamcağız. Ay inşallah yenge. Hadi ye, soğutma. Uf, efsane olmuş ya. Bakın ben bunu şimdi yiyorum ama bu son tabak ha. Yarın diyete başlıyorum. Ya hep aynı hikaye be Çiçek. Oğlum ne hikayesi ya? Son diyorum işte. He canım. Tabii sinir etme. Ya Çiçekciğim neden sinir stres yapıyorsun? Ver bir tabak daha koyayım sana. Kızım sen de hep aynı sarmala düşüyorsun ha. Al şunu kızım. Azıcık koy bari. Afiyet olsun çocuklar. Sağ olun. Sağ olun Sumru Hanım. Buyurun oturun, makarna var. Ay yok yemem. Hayırdır? Yüzünüzde güller açıyor. Evet heyecanlıyım biraz. Ya çocuklar ben bir çılgınlık yaptım. Ya şu meydanda bir tane lokanta vardı, hatırlıyor musunuz orayı? Biliyorsunuz değil mi? Evet. Ya orada bir beyle tanıştım falan demeyin Sumru Hanım. Yani gerçekten siz de aşık olursanız bakın biz bunu kaldıramayız. Ya ben bu çocuğun sulunluğunu ne yapacağım? Oğlum ne diyorsun ya? Ya ne oldu anlatsanız artık. Ben orayı devraldım. Vay vay vay. Patroniçem hayırlı olsun. Ya geçenlerde oranın sahibiyle görüşüyorduk da adamcağız biraz artık yorulmuş, sıkılmış çalışmaktan bırakmak istiyor.
benim de biraz birikmişim vardı. Dedim ki onu bir ön ödeme yapsam, sonrasını iki taksitte kapatsam. Tamam dediler. Bugün ödemesini yaptım. Yazıklar be. Vallahi zaten Sumra Hanım sizden daha iyisini bulacak ya, değil mi? Tabii canım. Yani tabii tabii de oranın müşterisi falan var mıymış ya? Tabii canım. Acayip güzel müşterisi var oranın, hazır. Aman olmasa ne olacak ki? Ya Sumra Hanım sizin o kadar güzel ki yemekleriniz ya. O olmayan müşteriler de doluşur oraya yani. Ay çocuklar inşallah ya, inşallah. Hadi artık yemişsinizdir zaten değil mi? Gidelim beraber bakalım istiyorum. Hadi gidelim. Hadi hadi. Bakalım bakalım. Hadi. Ay şeyini bir görseniz o kadar tatlı bir girişi var ki. Babası da varım, babası da deli. Vakti zamanında çocukken bunu döve döve köy meydanına kadar getirirdi ya. İsmail. He. Masada başka muhabbet mi kalmadı lan? Ne bileyim, Mustafa muhabbet ediyoruz ya. Afiyet olsun. Garson! Garson! Hadi, hadi, hadi. Buyurun efendim. Bir şişe daha getir. Tabii efendim. Başka bir şey alır mıydın? Vallahi bir meyve tabağı iyi olur. Ağzımız tatlansın. Ha, bir de meyve tabağı getir. Tamam efendim. Ben havalara bak be, havalara bak ya. Ne yapalım? Evleniyoruz Mustafa. Hadi, hadi, hadi. Vallahi benim havalar çalıyor. Hadi oynayalım ha. Hadi. Mustafa ha. Hadi. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana ettiklerin ağız mı gelecek? Yandım Allah yandım, yandırma beni. Ah! İşte buyurun bakalım. Ya çok güzelmiş gerçekten. Değil mi? Vallahi tabii bazı eksiklikleri var ama zaman içinde tamamlarım diye düşünüyorum. Yarın bir de güzel temizlik yaparım ben burada. Şahane olur. Ya hep beraber yaparız temizliği ya. Ay sağ olun çocuklar. Ya kalkıştık bir işlere ama hayırlısı olur inşallah. Olur, olur. Hem de çok güzel olur. Sumra Hanım, siz tek başınıza halledebilecek misiniz burayı? Ya benim okulum olmasa aslında ben burada çalışmayı çok isterim ama... Yok yok, sen okulunu asla aksatmıyorsun. Ama sen burada garsonluk yapacaksın. Ha, yani nakliye kariyerini yarıda kes diyorsunuz. Öyle diyorum. E oğlum çalış işte burada. Zaten bizim işi sevmiyordun. Bak sen beyaz yaka istiyordun ama ya sana beyaz önlük verdi. Ne diyorsun? Var mısın? Ya varım tabii ki. Emrinize amadeyim Sumra Hanım. Tükenmeden çıktım da hayalim. İsmail. Şşş, bir tane sakin. Gel sen buyur, rahatsız olma. Ay, şu haline bak. İçtin mi sen? İçtim. Kıvak da attım. Lan insanlar ne güzel yaşıyor. Ben bugüne kadar yemin ediyorum başı başına yaşamışım. Sen ona buna özeneceğine karnımızı nasıl doyuracağız onu düşün. Evde yiyecek hiçbir şey kalmadı. Kömür alacak para da yok. Para senin kupan olsun. Yakında bulurum parayı üftade. Ne oluyor burada? Gel buraya adacığım, dayısının gülü. Dayı sen sarhoş musun? He, 40 yılda bir keyfim yerine geldi. Yengen de tam limon sıkıyordu, üstüne geldin. Ada, yavrum sen yat hadi. Uykun açılmasın ha. Sabah erken işe gideceksin. Birileri gibi öğlene kadar uyumayacaksın. Kıskandıysan yarın seni de gezdiririm müftade. Lan amma uyku bastı. Duy da inanma. Bir gün bir çay bahçesine gitmişliğimiz yok. Lan kürlük etme lan. Bahçedeki 50 bini belediyeciye kaptırmayaydın. Ben seni kebapçıya da götürürdüm ama geçti.
Hangi 50.000? Mustafa'nın 50.000. Ne? Allah senin belanı versin İsmail. Kalk, kalk rezil herif, kalk. Ne oluyor kız, uyuyordum ben. Ya sen nasıl dayısın ya? Hiç mi vicdanın merhametin yok? Ya çiçek çiçek diye tutturdu. Meğersem para gömmüş bahçeye. Belediyeciler geldiler, kepçeyle hepsini aldılar gittiler. Ya sen o yüzden koştun değil mi onların peşinden tazı gibi? Ya dayı senin bana hiç mi acıman yok? Ya ben ne kadar para kazanıyorum ki? Yenge ben bir de kalktım senet yaptım ya. Sen niye çıkarıp vermedin Mustafa abiye parayı? Yazık değil mi bana ya? Abartmayın lan, öderiz. Nasıl öderiz? Nasıl ödeyeceksin İsmail? Aa bu kız şuncacık haliyle gece gündüz çalışıyor, çabalıyor. Ya Allah senin belanı versin be. Bağırma lan tepemde. Bir sakin ol, anlatayım. Ne anlatacağım? Ben artık senin yalanlarına inanmam İsmail. Ya defol bu evden be, kalk. Ne defol. Üstad da seni yemin ederim gebertirim ha. Sakın. Sakın dokunma yengeme. Böyle karşı mı geliyorsun lan sen? Yemin ediyorum eşek sudan gelinceye kadar döverim seni ha. Bana bak. Sakın kıza dokunayım deme, sakın. Neyiz biz be? İt miyiz, köle miyiz ha? Höt deyince otur, kalk deyince kalk. İnsanız be biz de, insanız. Senin hiçbir vicdanın yok. Niye bize eziyet ediyorsun, zevk mi alıyorsun ha? Lan ikiniz bir olduğunuzu beni mi tepeleyeceksiniz? İki laf ettirmiyorsunuz zaten. Yemin ediyorum azıtmayın bak pişman olursunuz ha. Hiçbir şeyde pişman olmam. Bizim sana ihtiyacımız yok. Senin bize faydadan çok zararın var. Şimdi aha böyle çekip gitsen şuncacık üzülmem. Lan geberiyorum deseniz bir bardak su var mı? Ben senden hiçbir şey istemem. Ya bu zamana kadar ne istedim ki zaten? Çalış dedin, çalıştım dayı. Ne istediysen yaptım ben. Ne kazandıysam hepsini senin eline saydım bir kere ya. Bir kere sana saygıda kusur ettim mi? Sen bana ne yaptın? Sen bana eziyet etmekten başka ne yaptın? Yengem haklı. Biz senin kölen değiliz dayı. Seninle mi gideyim diyorum yani? Pişman olursunuz. Yalvarsanız da bir daha dönmem buraya. Bu küflü evde baş başa kalın. Cehennemin dibine kadar yolumlara. Gidesin de dönemeyesin inşallah. Görürsünüz lan siz. Ne demekmiş beni evden kovmak. Yalvaracaksınız, yalvaracak. Şşş. İsmail. He. Ne bağırıyorsunuz lan oğlum? Bütün sesiniz bana kadar geldi. Evden kovdular lan. Aa, pavyona gittik diye bana. Şık lan, ne alakası var? Bir de sen başlama, vır 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 kafamın etini yediler zaten. Hey, ben de kal. Hadi. Bu sefalete son kez bak İsmail. Bugün son. Ne zengin olmaya ne de başka hiçbir şeye layık değilsiniz. Hayatınızı kurtaracaktım lan. Lan körler. Tamam. İyi misin? İsmail. Hadi be oğlum ya. Geliyorum. Yusuf. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? Dün akşam biraz kötü gözüküyordun. Ay yok yok, çok iyiyim. Bir sıkıntı yok. İyi. Bak Sumru Hanımlar kahvaltılık bir şeyler bıraktı. İstersen kahvaltı yap. Herkes nerede? Nereye gittiler? Sumru Hanım bir lokanta devraldı. Onu temizlemeye gittiler. Akşam bir yerlere dışarı mı çıksak? Bir değişiklik olurdu.
Ne diyorsun sen dedi? Sen nasılsın peki, iyi misin? Tamam dedeciğim. Tamam ben hemen geliyorum. Ay Yusuf, ne oldu? Dedemin evi yanmış. Aa, ona bir şey olmuş mu? Yok, iyiymiş, o sıra tarladaymış. Ben hemen Kandıra'ya gidiyorum. Eğer kendini kötü hissedersen, bir şey olursa falan hemen Fırat'a söyle, tamam mı? Tamam tamam, merak etme. Haber ver bana. Yenge yesene. Ya yiyecek hal mi bıraktı o dayın olacak şerefsiz? 50.000 liramız varmış kızım, 50.000 lira. Bir günden bir güne ekmek alıp geldi mi şu eve ha? Biz aç açına yatarken paralar da bahçede yatıyormuş. Ya bu nasıl bir gaddarlıktır, nasıl bir hainliktir? Üzülme yenge. Hem bak o para dayıma da yar olmadı. Ne düşünüyorum ben kızım biliyor musun? Ya ben bunca zaman bu adamın kahrını niye çektim diye düşünüyorum. Senelerce zulmetti bana, sesimi çıkarmadım. Sövdü, sustum. Dövdü, sustum. Ama en çok da neye üzülüyorum biliyor musun? Onca insana eziyet ederken ben hiç sesimi çıkaramadım ya korkudan. Ona kahrolayım. Affet beni kızım. Yenge. Affet. Tamam. Bak ağlama. Hadi sil gözyaşlarını. Hem bak sen ağlarsan ben de ağlarım. Uy, tamam kızım, tamam ağlamıyor. Sen de üzülme artık. Geçti gitti ha. Ada, bana bak, ben malımı biliyorum. Bu İsmail yarın öbür gün çıkar karşına, beni eve alacaksın diye tutturur. Sakın ola ki bak, sakın ola ki merhamet etme. Almayacaksın onu eve, o kadar. E peki ne yapacağım yenge? Ya adamcağız bundan sonra sokakta mı kalsın? Bak hala adamcağız diyorsun. Merhametine yeniliyorsun kızım. Ya bizden para saklamış. Yazık, günah değil mi sana ha? Ya günlerce kartonların üzerinde uyudun. Hasta oldun. 2 kuruş çıkarıp verdi mi? Bana bak, söz ver bana, almayacaksın onu eve. Eğer onu alırsan ben giderim, o kadar. Tamam yenge, almam. Tamam. Ya zaten... Zaten bu İsmail ne işe yarıyordu ki, he? Höt zötten başka ne biliyordu ki? Çalışmaz, etmez, yattığı yerden iş buyurur. Aha bak, o varken de kuru ekmek yiyorduk, o yokken de kuru ekmek yiyoruz. Ha İsmail olmuş, ha olmamış. Hiç değilse kafamız rahat böyle. Yani yenge, sanki dayım gittiğinden beri evde bir huzur var ha? He kız, bir huzur var hakikaten ha. Doğru diyor. Hadi o zaman ye. Hadi. Yiyeceğim vallahi. Sevgili Nihal Hanım. Anam. Yok ya. Sevgili çok lamalandı. Sayın Nihal Özben. Ağacın parasını üzülmezmişim. Bu kadar. Bütün parayı da çatır çatır tek başıma yerim. İftadeyle adada avcımı yalasın. Onu beni evden kovarken düşüneceklerdi. İsmail ne yapıyorsun lan? Oğlum karga yemeden çıkıp gitmişsin evden. Ya birkaç tane hususi işim vardı, onları hallettim işte. Ne yapayım? İyi. Şş, buna bak. Ya bir çiçek yaptır yengeye götür. Al gönlünü ya. Ne lan? Hemen sıkıldın mı bende? Ya oğlum ne sıkılması be? Bizimkisi evlilik müessesesine saygı hesabı yani. Oğlum bak, kaç yıllık evlisiniz? Öyle küs kalmak olmaz. Yok arkadaş. Gönlü alınması gereken biri varsa o da benim şahsım. Evden kovanlar onlar. Ayrıca ben istenmediğim yerde hayatta durmamızdır. Şişt.
Nereye gidiyorsun lan? Lan üstade bitti, sen başladın ha. Nereye gidiyorum, sana ne? Bu gece de sendeyim diyorsun. Ne bileyim Mustafa? Belki de talih kuşu yüzüme güler, sana da uğramam. Hadi iyi günler. Allah Allah, Allah Allah. Havalara bak, havalara. Ulan bir numara var ya bu herifte. Of, of. Garsonluk yapacağım diye girdim. Sabahtan beri ev hanımı gibi yer siliyorum. Çok söylenme Fırat, lütfen. Şuna bak. Ne bu böyle? Altları doğru düz silmemişsin. Hadi bakayım, bir daha geç üzerinden. Ben siliyorum oraları da, çiçek gidip tekrar üstüne basıyorsun Murat'ım. Aha. Sumru Hanım. Fıldırım, ne haber? İyi, sen? İyi ben de. Günaydın Adacığım. Hoş geldin. Hoş buldum. Siz ne yapıyorsunuz burada? Vallahi onlar ne yapıyor bilmiyorum ama benim işkence gördüğüm kesin. Aman bu da. Ya Ada, burası artık benim. Yeni devraldım. Öyle mi? Nasıl, beğendin mi? Çok güzelmiş. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Vallahi kalkıştık bir işlere ama artık boyumuzu aşmaz inşallah. Göreceğiz. Ya patroniçem, senin boyunu aşacak iş daha icat edilmedi. Hem sen müşteri işini merak etme. Yani mahallenin dişi nüfusu garanti. Ben cazibemle çekeceğim hepsini buraya. O iş bende. Ada, daha buradaysan bir çay koyayım. Ha yok, ben işe geç kalmayayım. Ama başka zaman çayınızı içerim, söz. Tamam canım, ne zaman istersen buradayız artık, görüyorsun yani. O zaman kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz Ada. Hadi.